Buraya kadar kaçabilirsin işte. Heh Tarık, sana şimdi bir fotoğraf göndereceğim. Yüz tanıma programında fotoğraftakinin kimliğini çıkarın. Ama acele olsun. Heh, bu arada adamımızın doktor olma ihtimali yüksek. Aramayı ona göre filtreleyin. Ben şimdi fotoğrafı yollayacağım. Görüşürüz. Samet'ciğim beklettim seni, kusura bakma. Hadi gidelim. Estağfurullah hocam. Ali Asaf! Aradığımız adamı buldum. Buldun mu? Dur, bekle, anlatacağım. Dikkat edin! Dikkat edin! Uzak durun, uzak durun. Bomboş oda çarptı kaçtı manyak. Tamam, tamam. Hemen sedyeli boyunluk getiriyorsun. Tamam mı? Ambulansı da ayarla. Bu hastaneye yeterli gelmeyebilir. Bizim hastaneye gideceğiz. Tamam. Hadi acele et. Peki hocam. Duyabiliyor musun acı? Tamam, yorma kendini. Konuşmaya çalışma, zorlama kendini. Hadi acele edin, hadi! Hadi! Hocam geldim. Gel. Boyunluğu ver. Boyunluğu ver. Örtü. Boynu sabitle. Yavaş, sağ sol. Peki hocam. Zorlama kendini Çetin. Üç dediğimde alacağız, tamam mı? Sarsmak yok. İki, üç. Güzel. Örtü. Ver. Hocam. Hemen ambulans alıyoruz. Peki hocam. Hadi gidelim. Doktor yaşayacak mı? Acil müdahale gerekiyor ama elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar, hadi siz de bu tehlikeli yerde durmayın. Dağılın. Dikkat edin. Samet dikkat edin. Samet! Çekil, çekil! Bırak! Çetin! Çetin! Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Ne bakıyorsunuz boş boş? Sedye getirsenize! Hazırlayın hemen Aslı'yı. Durumu ne? Nasıl oldu kaza? Araç dışı TK. Olay yeri koma skoru 12. Yolda solunum arrest oldu, entübe ettik. Şu anki Glasgow'u 3. Hastanın yolda birinci kapandı. Daha doğrusu bizim yüzümüzden kapandı. Ne demek bizim yüzümüzden kapandı? Karabucak'ta sağlam sedye lüks demek. Hasta sedyeden düştü, başını yere çarptı. Hadi çocuklar, hadi acele edin, hadi. Dikkat et. Gelin çocuklar, eldiven ver hemen. Steteskop.
Hemen bir ünite kan getirin buraya çabuk. Solunum sesleri her iki tarafta da iyi. Başında aktif kanaması var. Kanamayı derhal durdurmamız lazım. Sponge ver, sütür hazırla. Evet hocam. Al bunu. Serum fizyolojik. Hazır hocam. Kalbi hala düzensiz. Tansiyonu düşüyor. Ultrasonu getirin buraya hemen. Temiz sponge. Sıvılarını hemen arttırın. Dopamin dozunu da kilo başına 10 mikrogramı çıkartın. Tamam hocam. Sponge. Karnında serbest sıvı var. Tomografiyi alalım mı hocam? Tomografiye gidecek kadar stabil değil. Ne yapacağız? Muhtemelen iç kanaması var. Evet. Sinan Bey'e haber verin. Ameliyata girecek. Ameliyathaneyi de arayın, hazırlasınlar. Hadi. Tamam hocam. Sponge versene. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu. Karşıdan karşıya geçerken bir anda bir kamyon geldi, ezdi geçti. Kaza değildi diyorsun yani. Emin ol değildi hayatım. Ne istiyor peki? Ali Asaf'ı değil de çevresindekileri öldürmeyi seçiyor. Bu durumda hastanede tehlikede mi bilmek isterim. Çok kan var. Kanamanın kaynağını bulamıyorum. O manyak durmayacak. İstediğini almadan durmayacak. Hastanın basıncı düşüyor. Ben sizin yerinizde olsam abdominal aorta kelepçe takardım. Dalağı paramparça. Başka bir yer kanıyor gibi. Evet, kanama başka yerde. Bağırsaklara bakın. Mezenter arter kanaması var. Ben bağırsaklara bakayım, sizden al. Tamam. Hemşire hanım, bana serbest bağlama ver Aydın'ı lütfen. Boşuna uğraşmayın bence. Zaman kaybediyorsunuz. Adam zaten ölecek. Ve sen yapayalnız kalacaksın. Tıpkı benim gibi. Bakalım o zaman da bu kadar iyi bir insan olabilecek misin? Hep yalın önümüzde. Sanki bizimle dalga geçiyor. İşte bu yüzden Çetin'in kurtulması lazım. Çünkü sizden daha akıllı. Met makası. Makas. Hiç öyle bakma. Üstelik adam Ziya Nur'un oğluysa. Babamın benden başka yaşayan bir oğlu olsa bilirdik Sinan Bey. Benim babam öz oğlunu insanlardan saklayacak bir adam değildi. İkimizin de babalarımız hakkında bilmediği çok şey var. Asaf. Kase. Kase. Hayatta da böyle yapacaksın. Kanayan yeri bul, kes ve at. Cidden eğleniyorsunuz değil mi? Tahmin bile edemezsin. Eğlenmeniz bittiyse hastanıza dönün. İşinizi yapın. Ben klempi tutuyorum. Siz bağlamayı yapabilirsiniz. Olur. Bana hepsi uyar. Kanama durdu. Basınç yükseliyor. Hadi işimizi bitirelim de hastayı yoğun bakıma alın. Babamın katili de olsa kocamdan vazgeçmem diyorsun ha? Eylül Hanım. Selim abi geç kaldın. Hastayı kapatıyorlar.
İyi iyi. O manyağı bir kurban daha vermeyi kaldıramazdık. Karı koca efsane bir iş çıkardılar aşağıda. Hayran kaldım vallahi. Çok uyumlular. E birbirleri için yaratılmışlar da ondan. Biraz klişe gelecek belki ama... hani onları anca ölüm ayırır derler ya... işte bu ikisinin ilişkisi öyle bir şey. Evet. Neyse, ben hastalarıma bakayım. Senin de bu oyunu seviyorum Sultan. Kendini işinle kanıtlamaya çalışıyorsun. Sadece ölüm ayırır ha. Ayırsın o zaman. Cengiz! İşini adam gibi yapamayacaksan söyle başkasına yaptırayım. Ne oldu doktor? Ne oldu? Adam ölmedi, ameliyattan sağ çıktı. Allah Allah. Bak, o adam yaşar. Konuşursa seni öyle bir yok ederim ki. Tosunu bile bulamazlar seni. Anladın mı? Ofis seni temizleyeceksin. Beceriksiz gerizekalı. Demek gizli cennetimizi sen de keşfettin. Doktor Bey. Az önceki ameliyattan sonra bir tane daha ayran kazandınız. Tebrik ediyorum sizi. Bir şey söylemek için daha çok erken. Hasta tehlikeyi atlatmış sayılmaz. Eminim hiçbir şey olmayacak. Bu arada yalnız kalmak istiyorsan gideyim ben. Yok. Kal, kal. Şu senin Siyam ikizi vakanı duydum. Biraz konuşalım seninle. Olur, konuşalım. Bir kusur işlemedim inşallah. Sağ ol abi. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu biliyor musun abi? Uyanınca biz de öğreneceğiz. Sen iyi düşün. İnşallah. Hemen geri dönmeyeceksin değil mi? Niye sordun? İki nedenden. Birincisi, oğlum biraz karının yanında dur. Yazık kıza. Her telefon çaldığında yüreğe ağzına geliyor. Biliyorum abi. Biliyorum. İkincisi? Ha, ikincisi şu Sultan. Yeni gelen doktor var ya. Onu kadroya almak istiyorum ama... Eylül'le senin onayınız gerekiyor. O yüzden bir bak diyecektim. Sultan. Şu Siyam ikizi vakasının doktoru. İyi bir doktor peki. İyi, bayağı iyi. Ben internliğinden beri tanırım. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi buraya. Zekidir, hırslıdır, yeteneklidir. E sen bu kadar iyi diyorsan al abi o zaman kadroya. Niye soruyorsun ki bana? Güç katar bize. Ama yani biraz da tuhaftır. Yani insan ilişkileri nasıl söylesem biraz çekingendir. Açıkçası birkaç gündür onunla ilgili kafam karışıktı ama anladım ki yersizmiş. Biraz zor bir çocukluk geçirmiş. O yüzden içine kapalıdır, tutuktur. Ama sen destek olursan... Anladım. Diyorsun ki hali tavrı kuruldu, ön yargı oluşturmaz. Ya sonuçta sen en iyisi neyse bilirsin. Halledersin yani. Sen istiyorsan hallederim. Merak etme. Yok canım, ne kusur. Ameliyatı burada mı yapmak istiyorsun? Ben zor bir ameliyat. Sıradan bir yerde yapmaya cesaret edemedim. Sakıncası yok değil mi? Yok. Hatta ben de izlemek isterim. Ben de bunu konuşacaktım seninle. Yani izlemeni değil de... ameliyatta yanımda olur musun diye soracaktım. Yani senin gibi bir uzmanın yanımda olmasını istedim. Niye? Kendini
Kendine güvenmiyor musun yani sen? İnsanların hayatları hakkında ego yapmam Ali Asaf. Sen mükemmel bir cerrahsın. Ve böyle bir ameliyatta bu kızların iyiliği için benim yanımda olman gerekiyor. Yanında olacağım. Ama ihtiyacın olacağı için değil. Gerçek bir doktor gibi düşündüğün için. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa abicim ha. Herkesi kendin gibi saf sanıyorsun. Alo Cengiz. Yarınki yemek planını değiştiriyoruz. Abime daha büyük bir sürprizim var. Ona kaybetmek ne demek bir şey öğreteceğim. Bu kadar domates yeter mi ya? Açma sen, açma. Soracağım ben sana. Hayatım, domateslerin hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. İpeğe diyorum. Açmıyor telefonlarını. Açar açar, sıkma sen canım. Nasıl sıkmayayım hani ya? O Nesrin babamdan sonra şimdi İpek'in sırtına çullandı. Abuk sabuk fikirlerle dolduruyor kızın kafasını. Benden uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştıracak ki rahat rahat sömürsün. Kardeşimi korumaya çalışmam suç mu? Ya suç değil, anlıyorum seni, ablasın yani. Ama İpek'i de anlıyorum. Yani babanızın ölümünden haklı olarak beni sorumlu tutuyor. Haklı olarak o benim de babamdı. Ve bir manyak tarafından öldürüldü. Al işte, Çetin komisere yaptığı şeyin aynını yaptı. O Sinan Gıcı'yı haklı. Sırada hangimiz varız bilmiyoruz. Ve İpek bu durumda telefonlarımı açmıyor. Çetin komiser umarım yaşayacak. İyileşince de o manyak da yakalanıp hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gidecek. Sana söz veriyorum. Babanızda yaptığım hatayı bir daha yapmayacağım. Hepinizi koruyacağım, merak etmeyin. Biliyorum. Sadece İpek'in gözümün önünde olmasını istiyorum, bu kadar. Yani İpek şu an Oğuz'un gözünün önünde, merak etme. Biraz uzaklaştılar buralardan. Kaçtı yani. İyi. İyi. Hatta o kadar iyi ki biz de kaçacağız peşlerinden. Çok güzel görünüyorlar ha. Bakayım. Bu ne? Ne işi var bunun evimizde? Silah benim hayatım. Senin ne zamandan beri silahın var hani ya? Ne işin olur senin silahla filan? Güvenliğimiz için buna ihtiyacımız var. Bu buradayken kendimi güvende filan hissetmiyorum ben. Eylül. Tepki göstermene gerek yok. Hayatım, beni de anlamaya çalış lütfen. Sen benim bu hayattaki tek değerlimsin. Her şeyimsin. Senin güvende olmanı istiyorum. Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. Silahla mı koruyacaksın beni? Sen onu kullanmazsın ki. Gerekmezse asla kullanmam, merak etme. Gerekirse? Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Bu kadar gereksiz ki. Acıktım ben ya, acıktım. Hadi gidelim, yemeğimizi yiyelim. Yemek daha pişmedi. E ne yapalım şimdi, pişmediyse aç mı kalacağız? Bir kilo domates doğradın, iki yumurta kırar yeriz.
Sen niye kaçıyorsun benden? Bilmiyorum. Üstüme geliyorsun çünkü. Hayatım, benim amacım senin üstüne gelmek, seni sıkboğaz etmek değil ki. Benim tek bir gayem var. O da şu güzel yüzün gülsün istiyorum. Mutlu ol istiyorum. Mutlu bir aile olalım istiyorum. Ben de bir tek onu istiyorum. Ne güzel. O zaman en sevdiğim şey yapalım mı? Sarılalım. Söyle bakalım. Düşünebildin mi bizi? Düşündüm. Çözemedim. Ne var dilinin altında söyle. Söylemem. Yani belki yeni yıla girerken söylerim. Yeni yıl dileği gibi. Hı. Bravo. Konuyu çok güzel değiştirdiniz. Değiştiririm, bilirsin. Oğuz ne zaman geliyorsunuz diye soruyor. Çetin komiserin durumuna bakıp haber edeceğim aklımda. Sen ve o meşhur inadın. Çok sevimliyiz değil mi? Çok. Bayılıyorum. Hadi sen de gel. Belki Çetin komiser kendine gelir, seninle uğraşanın kim olduğunu bulur. En azından yakalanıp tehlike geçene kadar sonra istediğin yerde çalışırsın. Bunları konuştuk hayatım. Biliyorsun, oradaki insanların bana ihtiyacı var. Benim de senin hayatta kalmana ihtiyacım var. Ya o komiserin başına gelen senin başına gelseydi? Ha? Ya ambulansla inen sen olsaydın? Öyle bir şey olmayacak, merak etme. Öyle bir şey yapacak olsaydı kaçırdığını da yapardı. Ama endişelenecek bir şey yok. Güven sen kocana. O yüzden mi evde silah saklıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.